أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يجرب براء جل خير imanlarımızın artmasına, takvamızın, ihlasımızın, samimiyetimizin artmasına, günahlarımızın silinmesine Rabbim vesile eylesin. Yüce Rabbim, böylesine Kur'an merkezi olan, dini ilimlerin merkezi olan böyle güzel mekanlarda iyi niyetle bir araya gelmemizi nasip ettiği gibi Habibin etrafında cennete ve cemalullah'ta da buluşmayı Rabbim her birimize, annelerimizle, babalarımızla, eş ve çocuklarımıza nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar okunan ayeti kerimeler, Bakara suresinin ayeti kerimeleri, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu okunan ayeti kerimeden bir öncesinde Es-sa'idu billah fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun buyurdu. Yani kullarım, siz beni hatırlarsanız, ben de sizi hatırlarım. Siz beni zikrederseniz, bana değer verirseniz, ben de size değer veririm. Benim size ihtiyacım yok, sizin bana ihtiyacınız çok. Dolayısıyla siz beni zikrederseniz, ben de sizi zikredeceğim. Siz Cenab-ı Hakk'ı, Zat-ı Pâk-ı hatırlayacaksınız. Ben de nimetlerimle, cennetimle, cemalimle sizi hatırlayacağım dostlarımın listesine kaydedeceğim diyor. Sonra da veşkuruli ve la tekfurun diyor. Yani bana şükredin, nankörlük yapmayın diyor. Sağınıza bakın, solunuza bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın. Ne görürseniz her gördüğünüzün sahibi, gerçek sahibi benim. El mi? Allah verdi. Parmak mı? Allah verdi. Göz mü? Allah verdi. Kulak mı? Allah verdi. Eş mi? Allah verdi. Çocuk mu? Allah verdi. Fabrika mı? Allah verdi. Araba mı? Allah verdi. Ne varsa hepsi A'dan Z'ye kadar Allah'ın verdiği şeylerdir. Dolayısıyla veskuru üli bana şükredin, felaketlüründen körlük yapmayın, görmezlikten gelmeyin, sahip olduğunuz nimetli görmezlikten gelmeyin diyor. Demek ki insan yavarlık içerisinde olur veya darlık içerisinde olur. Bunun iki üçüncüsü yok yani. Yani bazen moralimiz yerinde olur, nimetlerin içerisinde kalk oluruz, bazen de. Sıkıntı ızdırap içerisinde olabiliriz. Bedenimizdeki sağlıkta bozulma olur, eşimizle sıkıntımız olur, işimizle sıkıntımız olur. e Dünyada olan biten bir takım canımızı sıkan olaylar var. Velhasıl dünyada insan yaşarken iyi günleri de var, iyi olmayan günleri de var. Elde ettiğimiz, sahip olduğumuz güzelliklerden dolayı şükretmek gerektiğini, nankörlükten uzak kalmak gerektiğini Cenab-ı evvela bize ifade ediyor. Gerçekten bir insan Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin verdiği nimetleri takdir etmek, şükretmesi mümkün değildir. Şükürden aciz olduğunu anlayınca ancak mesafe kat etmiş oluruz. Yani elime tesbih alsam, Ya Rabbi şükür, 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 şükür de akşama kadar tesbih çeksem ben Cenab-ı Hakk'a karşı şükrümü eda etmiş olur muyum? Hayır olmam. Çünkü şükür, Ya Rabbi şükür demek de bir nimettir. Ona da şükür lazım. Bu işin sonu gelmez. En iyisi Allah'ım ben acizim. Sana şükretmekten acizim demek lazımdır ki Davut Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki Ya Rabbi Ben sana nasıl şükredeyim ki? Yani şükredebilmek bile her, her yiğide nasip olmaz. Herkesin karı değildir. Eğer ben Ya Rabbi şükür diyebiliyorsam bu da senin bana bir nimetindir. Bu kabiliyeti verdin, bu hevesi verdin, bu imkanı verdin, bu fırsatı verdin. Bu da bir nimetli. Buna da şükretmek lazım. Bu işin sonu gelmez. Deyince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ya Davut işte şimdi şükretmiş oldun dedi. Yani aciz olduğunu anladın ya işte şimdi şükretmiş oldun. Ee, bu konuda çok fazla detaya girmeyeceğim. Şunu sadece söylemek isterim. Ee, bizim babalarımız, bizim dedelerimiz, sahip olduğu nimetlerle bizim sahip olduğumuz nimetleri karşılaştırsak, biz dedelerimizin sahip olduğu nimetin yüz kat fazlasına sahibiz desek mübale olur mu? Mübale olmaz. Demek ki biz dedelerimizin sahip olduğu imkanların en az yüz katına ve daha fazlasına sahip olduğumuza göre dedelerimizin şükrettiğinin yüz katı şükretmemiz lazım en azından. Peki gerçekten Dedelerimizin şükrettiği kadar şükredebiliyor muyuz? Mesela çocukluğumuzu hatırlayalım. E, sofralarımızda nasıldı? Her sofrada besmele var mıydı? Vardı. Doğa var mıydı? Vardı. Her sofrada ekmek kırıntılarını toplamak var mıydı? Vardı. Peki şimdi her sofrada dua var mı? Yok. Her sofrada besmele var mı? Yok. Kırıntı toplamak var mı? O da nereden çıktı? Görgüsüzlük sayılır. İşte diyeceğim şu yani. Nimetler artıyorsa o nimetlerin farkında olmak çok önemlidir. Zaten farkında olmak şükretmenin ilk kapısıdır. Eğer insan sahip olduğu nimetleri görmez, daha fazla nimetlere sahip olana bakarsa o zaman şükretmek aklına gelmez. Yani şöyle söyleyelim. Mesela diyelim ki benim sahip olduğum nimetler gerçekten sayısızdır. Ama benim bir komşum vardır ki ondaki araba bende yoktur. Ben şimdi onda araba var bende yoktur gözüyle bakarsam şükretmesi gereken odur ben değilim diye düşünürüm. Halbuki araba ne ki? Sayısız nimetlerden sadece bir tanesidir. Dolayısıyla insanoğlu önce nimetin farkında olmalı. Nimetin farkında olursa şükretmiş olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şükürle ilgili şu garantiyi veriyor. Le in şekertüm le ezilenlek. Kullarım. Eğer şükrederseniz yani verdiğim nimetin farkında olup Allah bunları veren sensin deyip de bana şükrederseniz kesinlikle size söz veriyorum verdiğim nimetleri artıracağım diyor Cenab-ı Hak. Garanti bu yani. Kasko masko neymiş ki bunun yanında? Cenab-ı Hak garanti veriyor. Şükrederseniz artıracağım diyor. Ve in kefertüm nankörlük yaparsanız inna adabeyle şiddet benim azabım çok şiddetlidir. Ne şükrümüze ihtiyacı var neden? Nankörlüğümüzden Allah'a biz zarar ulaştırabiliriz. Nankörlüğümüzün zararı bize aittir. Şükrümüzün karı da bize aittir. Bunu ifade ettikten sonra Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyor ki Ya ey iman edenler İsta'inu bis sabri ve salâ. Her zaman nimetlerle karşı karşıya kalmayacaksınız. Bazen de sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Yani fabrikada sıkıntı var. Piyasada sıkıntı var. Ödemelerde sıkıntı var. Sağlık dengemde sıkıntı var. Evimde sıkıntı var. Damatla gelin arasında sıkıntı var. Oğlumla efendim e, gelinimiz arasında sıkıntı var. Hepsi bizi ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. Sağlık sorunları var. E şimdi bunlara şükür yapılmaz değil mi? Şükür artmayı gerektirir. Ya Rabbi şükür hastalığım var denmez yani. Çünkü şükür ya Rabbi şükür hastalığım vardı ama Hastalığım artır biraz daha. Az geldi bana demektir o. Şükür çünkü artırmayı gerektirir. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Mevla buyuruyor ki bakın nimetlere şükredilmesi lazım. Burada görevinizi aksatmayın. Ama sıkıntılarla karşı karşıya kalırsanız o zaman da sabretmeniz gerekiyor. Yani ya şükür ya sabır. Ya şükür ya sabır. Bu iki özellik her Müslüman'da olması lazım. Mevla bizden bunu istiyor. Peki Nimetlere sabır, e, affedersiniz belalara ve musibetlere sabır e, deyince e, Cenab-ı Hak bizden bu sabrı istiyor. İste'inu benden yaz, yardım isteyin, biz sabrediyor, Sabrederek benden yardım isteyin. Yani siz ben yardım etmeden ayakta duramazsınız. Mevla yardım etmese göz kapaklarımızı kaldır bindirebilir miyiz? Ağzımıza aldığımız lokmayı yutabilir miyiz? Elimizi yerinden kaldırabilir miyiz? Göz, kafamızı sağa sola çevirebilir miyiz? Hayır. O zaman her sıkıntıdan çıkış için benim yardımı, yardımıma ihtiyacınız var. Benden yardımı iki şekilde isteyeceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Birisi sabırla, birisi de namazla benden yardım isteyeceksiniz. Bundan şunu anlıyoruz. Bir önceki ayette burasını karşılaştırdığımız zaman mümin ya nimet içerisinde olur, nimetin zıttı nikmettir. Yani sıkıntı ızdırap içerisinde olur. Sıkıntı ızdırap içerisinde olmak bir imtihandır. O imtihanın insan nasıl kazanabilir? Nimet içerisinde olmak da bir imtihandır. Onu nasıl kazanabilir? Nimet olunca, varlık olunca Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Şükürle bunu kazanabiliriz. Peki nikmet olunca bu sefer şükürle değil de sabırla bu imtihanı kazanmak lazım. O da imtihan, bu da imtihan. Darlıkta olan adam bir imtihan oluyor, darlıkla imtihan oluyor. Varlıkta olan insan varlıkla imtihan oluyor. Sizce darlıkla imtihan mı daha kolay, varlıkla imtihan mı daha kolay? Darlıkla imtihan daha kolaydır, varlıkla imtihan daha, daha zordur. Allah hepimize yardım eylesin. <laughs> Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki müminin işi ne kadar güzeldir. Bir bela musibet gelirse sabreder kazanır, bir nimet gelirse şükreder yine kazanır. Cenab-ı Hak Celle ve ala Hazretleri ala küller, bir mümin kulu için ne yaparsa onun karınadır. Yeter ki kendisi ne yapsın? Bu işin farkında olsun, imtihan olduğunu fark etsin ve imtihanda doğru yeri cevaplasın. Hani imtihan olurken çocuklarımız işte üniversite imtihanı vesaire karşı karşılarına karşılarına ne çıkıyor? Şıklar çıkıyor. Dört tane şık çıkıyor mesela. Bir tanesi doğru, üç tanesi yanlış. Ne yapacaktır burada? Doğruyu işaretleyecek. Bile bile yanlış işaretler mi? E niye imtihana girdik o zaman? Bile bile yanlışı işaretlerse niye imtihana girdi? Girmeseydi imtihana. İmtihana giren kazanmak için giriyor. Biz de bu imtihana geldik kazanmak için oradayız. Onun için biz de ne yapacağız? Doğruyu işaretleyeceğiz. Yani musibet geldiği zaman sabretmesini, nimet geldiği zaman şükretmesini işaretleyiz, işaretlemeliyiz. Bu doğru bir işaretleme olur. Şimdi e, burada şunu e, tefsirdeki bir izahı sizinle paylaşayım. Diyor ki sabır deyince bunu evvela iki kısım olarak düşünmek lazım. Bir haram ve günahlardan sakınma konusunda sabretmek. Haram ve günahlardan sakınma konusunda sabretmek. Bir de ibadetleri, vazifeleri yerine getirme konusunda sabretmek var. Bir üçüncüsü de gelen musibetlere sabretmek vardır. Şimdi haramlardan ve günahlardan sakınmak meselesindeki sabır da çok kolay bir sabır değildir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Cenneti yarattı, bir de cehennemi yarattı. Cenneti yaratınca Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki: "Ya Cebrail ben salih kullarım için cennet yarattım. Bir gör bakalım." der. Cebrail Aleyhisselam cennete gider, cenneti görür. Aman Allah'ım der. Bu ne güzel, bu ne güzel. Bunu haber alıp buna gelmeyen bir kimse olmaz der. Herkes bu cenneti aşkla, şevkle koşa koşa alır. Sonra Cenab-ı Hak Celle Hazretleri cennetin etrafına insanı cennete götürecek amelleri koyar. İşte beş vakit namazıydı, orucuydu, zekatıydı, dürüstlüğüydü, anasına babasına saygısıydı, sılayı rahibdi. Ne kadar yani iyilikler varsa onları koydu cennetin etrafına. Yani cennete girmek için bunları yapmak lazım. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ikinci kez. Bak bakalım cennete şimdi. Gidince cennete girmenin yolunun buradan geçtiğini görünce Ya Rabbi cennete girenlerin sayısı azaldı su içmeye benzemiyor ki bir defa su içti. Bu her gün namaz, her gün dürüstlük, her gün o güzellikler. Yani hayat boyunca imtihan devam ediyor. Bu sefer Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennemi yaratır. Cebrail Aleyhisselam'ı cehenneme gönderir. Allah'ı bu cehennemi görüp duyan kimse buraya gelmez. Bunun hiç müşterisi yok der. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennemin etrafına haramları yerleştirir. Zirası var, içkisi var, kumarı var, yalanı var, anaya isyan var, babayı üzmek var, komşu haklarına tecavüz var. Ahlaksızlıkların hepsi var yani. Nefsin istediği, şeytan istediği her şey var. Bu sefer Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı ikinci kez cehenneme gönderir. Cehenneme geldiğinde bunları görür. Ya Rabbi cehennemden kurtulanların sayısı azalmıştır diyor. Şimdi bu iki manzara yani cennetin yaratılmasında ve cehennemin yaratılmasında Cebrail Aleyhisselam'ın her ikisine ikişer dava gönderilmesinde ilk birincisinde verdiği kararla ikincisinde verdiği karar arasındaki farka baktığımız zaman yani gerçekten bu bir günlük iş değildir hayatımız boyunca ne yapacağız biz bizi cennete yerleştirecek ibadetlere sabretmemiz lazım. İbadetlere sabretmemiz lazım. Bu son nefese kadar sabır. Ben bud hatta yetiyekel yakin ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadete devam ediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Ramazan geldi, bir soyundum ibadete, Ramazan bitene kadar aşka geldim, şevka geldim, teravide kazam yok. Sonra Ramazan bitti, seccadeyi kaldırdım, olay bitti. Yok böyle bir şey yani. İbadetlere sabır dediğimiz nedir? Ölmek var, dönmek yok. Bu böyledir yani. İnsan Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmekte sabırlı olacak. Günde beş vakit namazı kılan namazda sabırlıdır. Ramazanda bir ay oruçtan insan oruç konusunda sabırlıdır. Her sene düzenli zekatını veren zekatını verme konusunda sabırlıdır. Sonuçta ibadetler noktasında ilahi vazifeler konusunda iki, iki, iki türlü sabır var. Bir, ibadetleri yerine getirmekte sabır. Pazara kadar değil, mezara kadar. Ramazanda değil, ömür boyu. Efendim insan ibadete devam etmeli, böyle yaptığı takdirde sabır etmiş olur. İkincisi de haramlardan ve günahlardan sakınmaktır. Haramlardan ve günahlardan sakınmak da kolay değildir. Çünkü nefsin arzu ettiği şeylerdir. Bilhassa adamından adamına değişir, şartlarından şartlarına göre de değişir. Mesela şöyle söyleyeyim, benim bulunduğum atmosfer içerisinde cami, talebe, cemaat, bu atmosfer içerisinde İyi, yani affınıza sığınarak söyleyeyim, bir içkiyle kumarla karşı karşıya kalmam bana nefsim, hadi işki içelim demez yani. Kumar oynayalım demez. Öyle bir atmosfer ne alıştığım ne gördüm, ne de hayatımın akışı içerisinde böyle bir manzarada da beni celbedecek tarafı yoktur. Şimdi domuz eti piyasada konuşuluyor. Mesela bizim öyle bir derdimiz yoktur, nefret ederiz, ilgimiz sevgimiz olmaz. Ama bayanlarla çalışan veya açık saçık kadınlarla Sık sık haşır neşir olan, e, o atmosferde yaşayan üniversitedeki bir genci düşünün yani. Sınıfta kaç tane öğrenci vardır, bayan vardır. Her birisi de evden çıkarken yarım saat aynanın karşısında ne yapmıştır? Parfümünü sürünmüştür, saçını taramıştır, kendisini al beni seni mükemmel hale getirmiştir. Ve kıyafetinin de çok anormal olduğunu düşünün. Burada bir öğrencisiniz siz de, arkadaşınız, aynı yaşta bir hanım kız. Bir tane değil... Efendim, birkaç tane hanım kız vardır. Hem o kızlar için erkekler açısından, hem o erkekler için kızlar açısından baktığınız zaman burada gerçekten sabretmek, haramlar karşısında sabretmek, hele hele birileri de pas vermeye kalktığı zaman, yanlış yolda birileri de pas vermeye, kuyruk sallamaya başladığı zaman orada sabretmek gerçekten çok zordur. Balataların yanmaması mümkün değildir veya çok zordur. Bir kardeşimizin ifadesini söylüyorum. Bunu sadece yani hayatta böyle şeyle karşılaşabilir misiniz? Karşılaşabilirsiniz. Ee, önünüze bir böyle şey olsun, anekdot olsun diye söylüyorum. Bir kardeşimiz dedi ki yurt dışına gitmiştim. Otelde kalacağız. Otelde arkadaş, asansöre bindik. Arkadaşlarımız her birisi işte kendi katında indi. En son asansörde ben kaldım. Bir bayan, bu oteldeki bayanlardan bir tanesi ama kendisini o kadar süslemiş, o kadar süslemiş ki zaten o işin adamı benimle baş başa kalınca şu kadar parayla seninle kalabilirim dedi. Bunu söylediği arkadaş beş vakit namazını kılan bir arkadaştı. Şöyle bir durdum, her tarafım bir diken oldu diyor. Bir düşündüm Cuma akşamıdır ya Cuma akşamıdır dedim olmaz dedim kıl payı kurutuldum. Eğer Cuma akşamı olmasaydı belki ben de hayatımda yapmadığım bir yanlışı yapacaktım diyor. Bir başka kardeşimiz dostumuz ee, bunlar hani yaşanan maceraları anlatıyorum size ben. Niçin anlatıyorum? Bir noktada tahrik etmek için değil sizin de başınıza bugün ne kadar gelmediyse yarın bir yurt dışı gezisinde karşınıza gelebilir mi? Herkes nefis taşıyor. Herkesin şeytanı var, herkesin nefsi var. Bir kardeşimiz dedi ki, biraz bunalım ve sıkıntı içerisinde olan bir arkadaşı için dedi ki, hocam dedi, bu arkadaşlarımız dedi, yurt dışına çıktıkları zaman, Unutamayacakları bir takım yanlışları yapıyorlar dedi. Buraya geldikten sonra psikolojik olarak hatırlarına gelince böyle psikolojik sıkıntıya giriyorlar dedi. Çok emin konuştu kendisi. Anladım ki demek ki yurt dışına çıkınca aynı sıkıntıyı herhalde kendisi de yapıyordu ki. <laughs> evet, aynı sıkıntıyı kendisi de yapıyordu ki efendim böyle bir değerlendirme yaptı. Yani yurt dışına çıkınca bu işler ne oluyor? Veya illa yurt dışı şart değildir. Arkadaşların, dostların olmadığı bir yer. Daha önce sizinle paylaşmıştım. Rusya'ya gidiyor bir grup tüccar. İşte otele gittiklerinde akşam herkes otelin odasına geçerken yanına bir tane alıyor. Bir tanesi haçtan yeni gelmiş. O ben istemiyorum demiş. İkinci gün yine ben istemiyorum demiş. Üçüncü gün gelsin demiş. Arkadaşları demişler ki ya sen hacı değil misin? Yok. Nasıl ya? Geçen sen hacca hacı gittin ya. Ya ben babamın yerine gittim dedi. Kendi yerime gitmedim dedi. Yani babasının yerine gidince o zaman oluyormuş yani. Şimdi haramlar karşısında sabretmek çok kolay değildir. Ama atmosferine göre dedim ya, hani benim atmosferim farklıdır, herkesin atmosferi farklıdır. Üniversitede okuyan gencin o manzarada sabretmesi ayrı şeydir. Yurt dışına giden kardeşlerimizin otellerde bu manzara ile karşı karşıya kaldığı zaman yumruğu masaya vurması, asla tenezzül etmemesi ayrı bir şeydir. Gerçekten Yusuf Aleyhisselam gibi eteğini kirletmeden pırıl pırıl tertemiz olarak ömrünü sürdürebilmek her baba yiğitin karı değildir. Şeytan bir an şeytan Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Adem Aleyhisselam dedi ki vallahi billahi bu ağaç var ya bu yemeğinden de, denen ağaç var ya siz buna yedi, bunu yediğiniz zaman cennette ebedi kalacağınız ağaçtır. Yemin ediyorum size böyledir dedi. Hiç zararı yok yiyin burada ebedi kalacaksınız dedi yemin etti. Adem Aleyhisselam da bir yiyeyim dedi. Yedi de başımıza neler geldi. Onun da başına neler geldi. Bizim başımıza da neler geldi. Şimdi haramlarla karşı karşıya kalınca ne olacak ya faize paranı bir yatır diyor. Yüzde elli efendim köşeye dönersin falan. Ya kimse görmeden bir yatırayım mı? Bir yatırırsa ondan sonra başına gelenler gelir. En azından yarın ahirete hesabını veremeyecek duruma gelirsin. Belhasıl. Kısacası bir ibadetlere sabretmek lazım. Vazifelerimizi yerine getirmekte sabır lazım. Bir de haramlardan ve günahlardan sakınmakta sabır lazım. Bu haramlardan ve günahlardan sakınmaktaki sabır da pazara kadar değil. Mezara kadar. Birkaç sene olmuş, epey oldu. İmam odasından bir kardeşimiz geldi, genç bir kardeşimiz. Ama böyle çok morali bozuk bir şekilde geldi. Dedi hocam büyük bir sıkıntım var, seninle paylaşmak istedim dedi. Yuvayı dağıtayım mı dağıtmayayım mı dedi. Hayırdır dedim dedi benim hanım dedi namazını kılan bir hanımdır dedi e, ve mestüre bir kadın yani başını başı açık gezmez dedi sokakta dedi. Dedi ki ya senin dedi efendi dedi biraz dedi imkanların düzeldi. Hiç tatile çıkmadık. Antalya'ya tatile gidelim mi? Dedim hanım gidelim. Otel rez rezervasyonunu yaptırdık. Uçak biletlerini aldık. O zaman Atatürk Havalimanı vardı. Yeşilköy Havalimanı vardı. Havalimanına gittik dedi biletleri aldık. Tam dedi şeyden içeri girdik, turnikelerden içeri girdik. Hanım dedi başörtüsünü çekti aşağı dedi. Hanım dedi başörtüsünü indirince ben dedi şok oldum. Hiç dedi dışarıda hanımı baş açık görmeyen ben birdenbire hanımın dedi baş başını açtığını görünce hanım ne yaptın dedim. Dedi biz tatile gitmiyor muyuz? Tatile bu ne alakası var dedi. Bana karışma dedi. Biz şimdi tatile gidiyoruz dedi. Neyse hocam yuttum baktım orada kavga edecek halim yok diye. Sonra gittik diyor Antalya'da rezervasyon yaptığımız otele gittik dedi. Otelde kalırken de yaşadığı maceraları anlattı. Tabii hanım dekolde kıyafetle orada dolaşmaya başlıyor. Turistlerin dolaştığı gibi dolaşmaya başlıyor. Böyle olunca kafede başkalarıyla konuşuyor. Kendisi yat saatinde odasına geliyor. Hanımı çağırıyor, hanımı gelmiyor. Sen yat diyor, ben çay içeceğim diyor. Arkadaşlarımla sohbet edeceğim diyor. Şimdi bu hanımı saklayayım mı, boşayayım mı diye geldi. Derdini, sıkıntısını, ızdırabını anlatmak için geldi. Şimdi diyeceğim şu. Birilerini ayıplamak asla değil burada. Yani nefsi emmare ve şeytan. Herkeste var mı? Var. Haramları süslü gösterir mi? bilhassa ticaretle uğraşan kardeşlerimiz, müşterilerle karşı karşıya kalan kardeşlerimiz, bulunduğu atmosfer gerçekten çok dini kriterlere uymayan kardeşlerimiz yani haramlardan sakınma noktasında yani ABS frenleri başka ne, ne kadar kaliteli frenler varsa o frenleri haftalık bakımını yaptırmaları lazım. Sık sık sohbetlere gitmeleri lazım. Çok istiğfar edip Cenab-ı Hak'tan hep yardım istemeleri lazım. Allah'ım kaymaktan kaydırılmaktan beni koru, muhafaza eyle diye yalvarmak lazım. Bakın bir defa, bakın sözümü unutmayın. Bir defa ayağınız kayarsa ikincisi, üçüncüsü kolaylaşır. Bir defa ayağınız kaymasın. Bir defa yanlış yapmayın. Bir defa yanlış yaparsanız ikincisi kolaydır. İkincisini yaptığınız zaman üçüncüsü kolaydır. Ondan sonra zaten haya perdesi yırtılmış olur. Alışkanlık haline gelmiş olur. Allah o duruma düşmekten bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوْوَل۪ينَ ahirin Cenab-ı Hak bütün insanları kıyamette toplayacak. Topladığı zaman yünadi münadin, bir münadi şöyle nida edecek, şöyle bir ses, herkesin duyacağı bir ses yayılacak. اَيْنَ sabirun, Nerede sabredenler? Dünyada sabırla hayatını değerlendiren insanlar nerede? لِيَدْخُلُ الْجَنَّةِ قَبْلَ hesap Hesap başlamadan onlar cennete girsin. Nerede sabredenler dünyada? İki şeyde sabır. Bir ibadetleri yerine getirmekte sabır. Bir tanesi de haramlardan ve günahlardan sakınmakta sabır. Bu, işi, bu ikisini başaranlar, becerenler kalksınlar bakalım. Hesap başlamadan, onlar hesaba uğramadan doğru cennete girsinler denir. قال فيقوم nas yani bir grup insanlar kalkarlar kalkarlar fetetelakahum el melaike onlar cennete doğru yönelince melekler onları karşılarlar feyekulun ile aynı ya ben adam bir dakika nereye gidiyorsunuz melekler onlara derler feyekul ne derler ki cennet biz cennete gidiyoruz bize şey geldi anos yapıldı bize bize anos yapıldı biz cennete gidiyoruz feyekulun melekler derler ki vakabil hesap Hesaplar görülmeden mi gideceksiniz? Daha hesap başlamadı ki. Hesap vermeden mi gideceksiniz? Kalu derler ki, nam evet, doğru. Kalu, o tüm siz kimsiniz ki? Hesapsız cennete gireceksiniz. Kimsiniz ki hesapsız cennete giriyorsunuz? Kalu derler ki, es sabirun. Biz dünyada ibadeti yerine getirmekte sabredenler, haramlardan ve günahlardan sakınmakta da sabredenleriz biz. Galu, ve mâ kâne sabrukum. Peki siz sabırlı insanlarız dediniz. Ya, yani sabrınız ne? Ne yaptınız ki? Karı diyecekler ki sabır ne ala taatillah. İbadet vazifelerimizi son nefesimize kadar yürüttük. Pazara kadar değil, mezara kadar dedik. Sadece Ramazan demedik. 365 gün mü sene? 365 gün kulluğumuz devam eder dedik. Sonra ve sabır ne ala mas masiyetillah. Haramlar, günahlar canımız istedi. Nefis istedi. Arkadaşlar çağırdı imkanlar atmosferler oldu ama dedi ki bir dakika ya ben bu haramı yaparsam bir de bunun hesabı var. Bu hesabı verebilecek miyim? Anladık ki hesabını veremeyeceğiz, haramdan vazgeçtik. Yani haramlara karşı frenlerimiz sağlam oldu. Günahlara karşı frenlerimiz sağlam oldu. İbadetlere karşı da yine biz sabırla sonuna kadar bu işi götürdük. <Sessizlik> Hatta tevaffana Allah. Cenab-ı Hak ruhumuzu kabzedinceye kadar bu iki konuda hassasiyetimizi koruduk derler. Kalu melekler derler ki entum kema kultum. siz dediğiniz gibi hadi udhulul cennete cennete girin fe ni'me ecrul amilin. sizin gibi güzel amel yapanların ücreti olarak cennet. Ne güzel ücrettir. Siz dünyada bu iki tane konuda hassas oldunuz. Ücreti hak ettiniz. Ücretiniz de cennettir. Hem de hesapsız cennettir. Ne güzel ücrettir cennet diyecek melekler onlara. قلت ويشهد لهذا قول تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Zümer suresinin 10. ayeti kelimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sabredenler var ya, ibadetleri yerine getirirken sabredenler, sonuna kadar bu işi götürebilenler, haramlardan günahlardan sakınırken sabredebilenler, bu işi sonuna kadar götürenler var ya, herkes amelinin karşılığını ölçüyle hesapla alır, Bunlarınkini ben hesapsız veririm diyor Cenabı. İnne ma yuvaffa's-sabirun ecruhum bi-gayri hisab. Sabredenlere biz mükafatlarını hesapsız ve ölçüsüz bir şekilde veririz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla kıymetli dostlar tekrar ayetimize dönüyorum. Ayetimizde Cenabı Hak Celle Celaluhu istaeynu benden yardım isteyin diyor. Bir biz sabre sabırla benden yardım isteyeceksiniz. Eğer sabrederseniz men sabara zafire sabreden zafer bulur. Her sabreden mutlaka kazanmıştır. Kaybeden hep sabırsız olan insanlar olmuştur. Hayatımızın akışı içerisinde eşimize sabrettiğimizde pişman olmadık. Çocuğumuza sabrettiğimizde pişman olmadık. Ortağımıza sabrettiğimizde pişman olmadık. Eşimize sabretmediğimiz yerde pişman olduk. işimize sabretmediğimiz yerde pişman olduk. Komşumuza sabretmediğimiz yerde pişman olduk. Yani kısacası sabır pişmanlık getirmez ama sabırsızlık dünyada bile pişmanlık getiriyor. Ya keşke devam etseydim, keşke sabretseydim, keşke şunu yutsaydım dediğimiz çok olmuştur. Hele Karadenizli ise e, sinirlerine kolay kolay hakim olmayacak, kızdığı zaman bir karar veriyor. Karar verdikten sonra ey sabretseydim, yapmasaydım hele bir de bu kızmak hanımı ile beraberse efendim başlıyor bir talak hakkını 3'ten dokuza kadar diyor. Ya kardeşim bunun dokuzu kuzu yok. En çoğu üçtür. Sen niye dokuza gidiyorsun? O kadar sinirlenmiş ki. Ancak öyle kovunu alıyor bizde derler. Ancak öyle tatmin oluyor yani. Üçten dokuza derse teşarz oluyor. Yok kardeşim bunun dokuzu yok. Ha i̇şte çok sinirlendi ya. Sonra aradan biraz zaman geçiyor. Rahmetli Ahmet Vandoğlu Hoca Efendi İstanbul müftüsüydü, müftü maveniydi. Birisi karı koca gitmişler, kucaklarında çocuk demiş ki ben hanımla kavga ettim, hanımla kavga yapınca işte üçten dokuza şöyle dedim. Şimdi ne olacak dedi? E, dediler, sordular. O da demiş ki e, siz bu şekilde yaptıysanız boş oldunuz yani sizin nikahınız bitti, bunun çaresi yoktur dedi. Bu sefer e, dediler ki hocam. Biz ac acımıyorsan bu çocuğumuza acı. Çocukla beraber gidip de duygu sömürüsü yapıyorlar. Hani bize acımıyorsan bu çocuğu acı. Çocuk ya anasız kalacak ya babasız kalacak. Ahmet Van Nuh dedi ki rahmetli. Ya sizin acımadığınız çocuğa ben niye acıyayım? <laughs> yani siz bu kararı veren sizsiniz. Yuvayı dağıtan sizsiniz. Ben sadece olup yaptığınız işin sonucunu size söylüyorum dedi. Sizin acımadığınız çocuğa ben niye acıyayım dedi. Dolayısıyla kıymetli dostlar... İnsan sinirlendiği zaman ne oluyor? Balatalar yanıyor. Kendine malik olamıyor. Bu sefer pişmanlık oluyor mu? Ne kadar sinirlenirse sinirlensin, işte 3'ten 9'a desin, 90'a desin. Aradan bir hafta geçince, bir ay geçince, iki ay geçince pişmanlık ondan sonra kendi kendine zuhur ediyor. Anlatırlar, derler ki efendim Temel'le Fadime evlenince Temel demiş ki ee, ben birinci akşam e, işi sağlam tutayım. Hanıma otoritemi göstereyim. Sonra beni dinlemeyen hanımlardan olmasın demiş. Daha gerde gerde odasına girmeden hanım bir kavga yap bir kahve yap bana demiş. Ona bir kahve yapmış. Getirmiş kahveyi vermiş ona. Kibar bir şekilde vermiş. Bir çekmiş, bir fırlatmış yine. Kahve böyle mi olur falan demiş otoriteni sağlayacak ya. Gelin hanım doğduğuna pişman olmuş. E ne var kahvede? Beğenemeyi bilirsin ama gelin hanım geçmiş odasına başlamış ağlamaya. Ağlamış ağlamış. Şimdi temelde bakıyor ki yani hanım gelecek bana yalvaracak hani gel odayı. Baktı gelen yok giden yok. Pişman oldu ben. Böyle yaptığına pişman oldu. İş iş yapayım derken yanlış yaptığını anladı. E ne yapsam şimdi ne yapsam? Gitmiş böyle kalkmış sessiz sessiz bakmış e, geride odasının kapısının deliğinden bakmış. Bakmış gelin hanım böyle ellerini kaldırmış dua ya Rabbi, diyor. Ya diyor Hızır'ı gönder ya Rabbi Hızır'ı gönder ya Rabbi Hızır'ı gönder diyor. Bunu duyunca Temel bir omuz kapıya atıyor. Hızır itme beni Hızır itme beni dedi falan. İçeri geride. Şimdi e, Hızır ararsın, darda kalırsan pişman olursun yani. Hızır gelsin dersin, her zaman da hızır gelmez yani. Onun için kıymetli dostlar. E, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bi diyor. Sabırla her gün karşı karşıyayız. Şükürle de her gün karşı karşıyayız. Dolayısıyla ne kadar para o kadar köfte derler ya, biz de ne kadar sabredersek o kadar kazanırız. Ne kadar şükredersek o kadar kazanırız. Şükrü azalttığımız zaman nimetlerin bereketi kaybolur. Efendim sabrı azalttığımız zaman hayatın bereketi bitmiş olur. Bizde şu güzellik var kıymeti dostlar. İnancımız gereği biz e, sıkıntıları doğru okuduğumuz zaman, başımıza gelen sıkıntıları doğru okuduğumuz zaman o sıkıntılardan kendimize ders çıkaracak, var bunda bir hikmet. Var bunda bir hikmet deyip bizi rahatlatacak bir atmosfer vardır. Bir anekdot olsun diye söylüyorum. İşinize yarar diye söylüyorum. Kocatepe'ye geldiğimizden itibaren sohbet derslerimize başlamıştık. Böyle genç kardeşlerimizden birisi sohbetimizi düzenli takip ederdi. Sonra tüccar olan bir kardeşimiz. Aradan epey zaman geçti hocam dedi. Siz dedi Kocatepe'ye gelip bu sohbetleri yaptıktan sonra bizim hayat ufkumuz değişti. İslam'ı anlayışımız değişti. Haram helal konusundaki hassasiyetimiz değişti ticarete bakışımız değişti. Artık şimdiye kadar çok yanlışlar yaptığımızı, yaptığımız yanlışların farkında olmadığımızı fark ettik. Artık bundan sonra senden Allah razı olsun çok şeylerimizi düzelttik dedi. Böyle bir şeyde bulundu, bir değerlendirmede bulundu kendisi. Aradan zaman geçti. Epey zaman geçtikten sonra arkadaşımız bir ticaret yapmış. Yaptığı ticarete de iyi zarar etmiş. Yani bir kademe yukarı çıkacağım diye ticarete atılmış yukarı çıkacak yerde iki kademe aşağı düşmüş. Tabii öyle olunca biraz sabredelim, bekleyelim, bakalım ne oldu, ne olacak falan derken ben de merak ediyorum yani acaba sevdiğim bir kardeşimiz işleri düzeldi mi, düzelmedi mi diye. Bir gün dedim ki nasıl kardeşim? Yani sıkıntıların azaldı mı dedi? Dedim. Bakın söylediğini söylüyorum size. "Hocam" dedi siz gelinceye kadar sizden ticaretteki helal ve haram kriterlerini öğreninceye kadar çok yanlışlar yapmıştık. Herhalde şimdi o dönemde kazandıklarım çıkıyor benden dedi. Şimdi bakın böyle düşünmek onu rahatlatır mı, rahatlatmaz mı? Yanlış kazandım, benden çıkıyor. Bu şekilde, bir şekilde benden çıkıyor. Yani biz eğer olayları doğru okursak, her musibetin içerisinde bir güzellik görebilir miyiz? Görebiliriz. Günahlarımızın silinmesine sebep olur. Derecemizin yükselmesine sebep olur. Mevla Celle ve Ala Hazretleri boynunu büken insanların yanındayım der. Biz acziyetimizi anlar, haddimizi bilir. Boynumuzu bükersek Rabbimizin rızasını, cennetini, cemalini kazanma yolumuz, şansımız daha çok olur. Kısacası ya şükür ya sabır hem şükretmek nimetlere hem de sabretmek efendim başımıza ibadetlere sabretmek, haramlardan sakınma, e, sakınmakta sabretmek. Bir üçüncüsü de neydi? Başımıza gelecek felaket ve musibetlere sabretmekti. Mükafat bakımından baktığımız zaman elbette her sabrın güzel karşılığı vardır. Ama ibadetler insanın hayatının her tarafını kuşattığından dolayı elbette ibadetlere sabretmek. Her gün abdestini alacaksın. Her gün namazını kılacaksın değil mi? Zikrini yapacaksın, yatarken, kalkarken duanı yapacaksın. Elbette bunun getirisi çok fazladır. Yüce Rabbim Celle Celaluhu şükredilmesi gereken noktalarda da şükredebilmeye ve ceremediğimiz yerlerde acziyetimiz idrak edebilmeye, sabredilmesi gerektiği gibi sabretmeye her birimizi muvaffak eylesin. Her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin izalesi için, Allah rızası için el-Fatih.